hasta acısın yoktur ki. Hüzün unutulmuş büyük bedeni vakti. O büyük bedeni tabiri geçin. Bundan sonraki inşaatıyla Fatih'in yüksek bedeni yapıtsın ve senedir güneş gibi yapıtsın. Yalnızca dursun bir yana. We'll be right back.
Samsun Güncel Haber programı izleyicileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Programa geçmeden önce geçtiğimiz günlerde askeri helikopterin düşmesi sonucunda maalesef canımız yandı. Bu maksatla şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğimi bildirmek istiyorum. Ruhları şad olsun. Allah ailelerine, sevdiklerine, yakınlarına ve tüm Türk milletine sabırlar versin. Allah bir daha böyle bir şeyi nasip etmesin inşallah. Mahallelerimizdeki nabzı almak maksadıyla geçen hafta biliyorsunuz Fevzi Çakmak mahalle muhtarımız Çağlar Işık'ı misafir ettik. Bu haftaki konuğumuz ise Yaşardoğu mahalle muhtarımız Sayın Mehtap Uludoğan hanımefendi. Kendisine öncelikle hoş geldiniz diyorum. Kırmadınız, şeref verdiniz. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Şimdi öncelikle sizi tanıyanlar var tabii. Ben görüyorum özellikle sevenleriniz, dostlarınız paylaşımlara başlamışlar. Birazdan inşallah mesajlarını da okuyacağız. Biraz kendinizi anlatır mısınız? Mehtap Uludoğan hanımefendi kimdir? 1979 Rize doğumluyum. Rize İdere. Tahsilimi orada tamamladım. 2 yıl Rize İdere Belediyesi'nde belediyecilik yaptım. Buradan Rize'ye ve İdere'ye de selamlarımı gönderiyorum. Evet, selam olsun. Baba toprağım halen orası. Ailem evet. Orada ikamet ediyor. Samsun'da ikamet ediyorum. 21 yıldır Yaşardoğu Mahallesi'ndeyim. Nasip oldu. Mahallemi çok severken muhtarda olmak nasip oldu. Evet. Teşekkür ediyorum buradan mahalleme. Evliyim, 2 çocuk annesiyim. Ön lisans mezunuyum. İnşallah daha güzel şeyleri başaracağımı düşünüyorum mahallemle alakalı. İnşallah. Bu kadar yani. Evet, mahallenizle ilgili bir genel bilgilendirme yapmak istersek nelerden bahsedebiliriz? Şimdi bununla da ilgili birkaç cümlenizi alalım. Sonra size babanızı sorarak devam edeceğim. Evet, Yaşardoğu Mahallesi 10.078 nüfusumuz var. 5066'sı kadın. Yine kadın nüfusumuz azıcık da olsa fazla diyelim. Evet. Var 5012'si erkek olmak üzere. Araya sıkıştırılmış, güzel kentleşmemiş bir mahalle. Komşularımız Kışla Mahallesi. Zaten Kışla Muhtarlığı'yla Yaşardoğu Muhtarlığı da evet. Aynı yerdeyiz. Bir arada görev yapıyoruz. Bir aradayız. Bu da bizim için, muhtarlar için, iki muhtarımız için güzel bir şans. Birbirimize yardımcı oluyoruz orada. Üst tarafta İlyasköy Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, alt tarafta Kazım Karabekir Mahallesi komşularımız. Bu şekilde. Fakat bizim mahallemiz sadece konut olarak yapılanmış bir mahalle değil. Toplu sitelerin daha... Siteler az, konutlar yani iki katlı. Aile apartmanları belki 3-4 katlı evet, aile apartmanlarının daha çok olduğu sanırım bir alan. Bir 10 tane anca site tarzı görünümlü binamız vardır. Gerisi hep küçük yapılar, eski yapılar, evet. İç içe evler, bahçe bırakılmamış, işte otopark bırakılmamış birbirine yaklaşık evler. Ama bunun güzel bir yanı var. Yaşardoğu Mahallesi genel olarak Kavaklı, nüfus ağırlığı olarak. Akabinde Asarcık, Gebi, Çarşamba. Bir de küçük de olsa bir Artvinli grubumuz var. Onlar da çok güzel insanlar. Bu şekildeler. Özellikle Gebi Caddesi'nin hemen altında. Evet, evet. Hatta orada dostlarım, arkadaşlarım var. Artvin sokağımız var. Evet, evet. Sokağa girdiğinde. Yıllardır oradadırlar. Evet. Gerçekten çok kaliteli insanlar. Evet, eğitim ve de mahallemize değer katıyorlar. Kesinlikle. Artvin'e de baktığımız zaman. Artvin'de cezaevlerinin boş olduğu söylenir. Eğitim de zaten yüksektir oradan. Orada tarımcılık ve hayvancılık zor olduğu için Artvinlilere de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Mahallemizde işte az önce dediğim gibi Kavaklar yoğunluk olduğu için Gebi, Asarcık dediğimiz yerler de zaten Kavak'la iç içe.
evet. Kız alıp vermeler de olduğu İlla, için tabii, mahallemizin evet mahallemizin diyebilirim hepsi, yani belki de ben hariç akraba, evet. Hepsi komşu, hepsi aynı köylü. İlk işte ilk birisi gelmiş, peşinden diğerleri gelmiş. Orada yeniden bir mahalleyi oluştururken yine köylüleriyle birlikte oluşturmuşlar. Bunun da en güzel yanı, benim için de çok güzel bir yanı bu. Orada sıkıntılı bir durum yok. Yani orada rahatsın. Hmm. Orada köyündesin. Kendini güvende evindesin, hissediyorsun. Güvendesin. Ortalama insanlar. Evet. Bizden çok uzak bir şey yok. Zigzag yok hani insanlar arasında. Aile yapıları hep birbirine eşit. Düşünceleri birbirine eşit. Bakış açıları evet. Aynı. İşte yazın akşamları o sokakta oturmaları, gün içinde kadınların... Çekirdek çitlemeler, çay demlemeler. Evet, evet. Sokakta çocuklarını büyütmeleri. Mahallede zaten bence çocukların ilk eğitim yeri o sokaktır. Evet. O yüzden biz anneler onları sokakta eğitirken o başucunda beklemeliler, çekirdek çitlemeliler diye evet, düşünüyorum. Evet. Yeter ki her an onları gözetleyebilelim. Aynen. Mahallemiz böyle güzel. Tamamen aile gibi. Çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi tabii bir seçimle geldiniz. Evet. Bu seçim arefesinde bir hanımefendi olmak bir başkaldırının zaten bir şeyi, işaret fişeği. Üstelik de az önce belirttiniz. Kavak yoğunluğunun, Kavaklı hemşehrilerimizin yoğunluğunun evet. Üst safhada olduğu bir mahallemiz. Bir Rizeli kızı geldi burada bayrağı devraldı. Hani yine ben etnik milliyetçiliğe girmeyeceğim ama. Demek ki bir tılsım, bir çalışma, bir emek, bir kendini doğru ifade edebilme ortamı doğdu. Ve burada da başarılı olduğunuzu düşünüyorum. Yarışa kimlerle girdiniz? Diyaloglarınız yarıştan sonra da seçimden sonra da seviyeli ve düzeyli ilerliyor mu? Bunları merak ediyorum. Evet, şimdi az önce dediğiniz gibi bir Rizeli olarak yola çıkarken zaten zor olacağını düşünmüştüm. Zor olacak ki güzel olacak. Evet. Burada tabii yol arkadaşlarını da güzel seçmek gerekiyor. Ekip ruhu önemli. Ekibim, azalarım gerçekten benim için çalıştılar. Evet. Güzel bir ekip ruhuyla yola çıktık. Her şeyden öncesi inandık. İnanmak gerekiyor. İnandıktan sonra teslim olduk. Ben hiçbir zaman egolu bir insan olmadım. Hani bu olacak, bunu yapmak zorundayım diye bakmadım. Ben emeğimi vereceğim. Allah dilerse olacak dedim. Orada da teslimiyet öne evet, geçti. Muhakkak, muhakkak. Yola çıktık. Zorlanacağımızı biliyorduk. Çok gayret ettik. 5 ay bir fil sahada durdum. Çünkü az önce dediğim gibi ataerkil bir mahalle aynı zamanda. Bir kadının aday çıkması, işte Rizeli olması. Çünkü 5 ay boyunca gittiğim evlerde ilk sorulan soru nerelisin, hangi köydensin? Hani hep evet. Kavaklı mısın? Soracaklar hani, tabii. Bizden yani, misin? Hani. Bu merakla sordular. Rizeliyim deyince bazı yerlerde tabii ki tepki aldım. Ne alaka? Hani işte neye güvenerek yola çıktın? Burası işte bizim mahallemiz der gibi. Ama sonuçta ben de orada 21 yıldır yaşıyorum. Sevmeseydim yaşamazdım. Çünkü ilk 10 yılı kiracı olarak yaşadım orada. Gidebilirdim. Ama seviyordum mahallemi. Çünkü kendimi çok güvende hissediyordum orada. 5 ay boyunca sahada durmak benim için çok zor oldu. Gerçekten artık sona geldiğimizde ayak topuklarım patladı. Evet, zordur tabii. O derece bir her gün sabahtan çıkıp akşama değil. Kadar sokakta gezmek zordu. Ama zorun sonunda başarı oldu. Güzel oldu. Yaşardığı mahallesi için bence bir değişiklik oldu. Evet, ben bence de öyle bir düşünüyorum. Renk oldu. Evet. Yani onların açısından öyle düşünüyorum. Araya giriyorum, bölüyorum sözünüzü. O yaşlı amcaların daha önce bir hanımefendi yöneticinin olmadığı, evet. Hatıralarında böyle bir iz olmadığı anı da bizimle ve izleyicilerimizle paylaşın. Evet, ilk zamanlar o ilk 3 ay falan çok fazla ziyaretçimiz hayırlı oldu. Hayırlı olsun ziyaretleri. Hayırlı olsun ziyaretleri. O kadar çok yoğundu ki artık şaşkınlıkla bakıyordum.
Kapıya kadar gelip buyur amcacığım dediğim zaman yok bir şey kızım, sadece bakmaya geldim. Evet. Sadece öyle görmeye geldim deyip. Ama yok, yaşamamışız. Evet, yani, o bile benim için yok. Çok güzeldi, evet. Özeldi yani. Geçmişimizde benim merak yok. Edip çok, gelmeleri. Şahit olduğumuz işler, evet, değil. Yani. Yaşar Doğu'da zordu çünkü. Hatta seçim öncesinde işte asla olamayacak diyen çok oldu. İşte hani hiç oy alamayacak diyenler oldu. Ama biz bunlara istinaden yine vazgeçmedik. Evet. Bu yarışa bence katma değer sağlayan Mustafa Okur ağabeyim. Kıymetli bir insandır. Evet. İyi bir esnaftır. Evet, kesinlikle. Ailesi de öyledir. Murat Kuaför, Murat Aydın. O da değerli bir arkadaşımızdır. Evet. Ben ikisini hani altına imza atabilirim. Bildiğimi söyleyebilirim. Bence edebiyle ve olması gerektiği gibi evet, yarışmışlardır. Öyle tahmin ediyorum. Öyle oldu. Olumsuz bir şey olacağını zannetmiyorum. Hani seçimler arifesinde olmadı. O çalışmalarda. Seçimden önce hiçbir tatsızlık yaşamadık. Seçim bittiği anda da zaten Mustafa Bey sağ olsun hemen tebrik etti. Hiçbir çirkin söylemle, evet, ya da sonrasında değil, herhangi bir değil, dedikoduyla asla karşılaşmadık. Mustafa Bey zaten hani mahallenin eski esnaflarından, gerçekten saygın bir kişiliği var. Babacan bir adam. Öyle de yaklaştı, evet, bana. Sonrasında da hiçbir sıkıntı yaşamadık. Murat kardeşimiz de öyle. Sağ olsun zaten seçimden sonra çiçeğini aldı, geldi, tebrik etti o da. Şeydir, o nezaketlidir. Evet, nezaketini gösterdi. Burada 8 tane erkekle yarıştım ama o 8 erkeğin hiçbirinden kötü bir şey duymadım, görmedim. Arkamdan da söylediklerine yakışanı da de, olması gerekeni, evet, de odur yani zaten. Çirkinlik olmadı. Evet, bu 8 Mart Dünya Kadınlar vesilesiyle bir hanımefendi konuk almalıyım diye düşündüm. Aslında ana, evet, fikir oydu. Evet. Biz bugünü kutluyoruz ama herkesin malumu o. Şimdi gün gelince tüm yayın organlarında paylaşılıyor. 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde o demokrasisine çok güvenilen, işte üst düzey yaşam tarzının olduğu söylenen, evet, dünyayı dizayn etmeye çalışan ülkenin bir kentinde kadınlar ve erkekler aslında hep beraber bir şeye çalışırlarken şartlarını iyileştirmek için greve başvuruyorlar. Orada tabii polis müdahalesi şu, bu. Fabrikaya kilitleniyorlar ve orada bir de yangın çıkıyor. O tesadüf de değildir, öyle tahmin ediyorum, evet, o günün şartları. Orada kadınlar ölüyor. Evet. 129 zannedersem. 129 kadın. Orada, acı bir gün kayda, evet, geçiyor, tarihe geçiyor. Biz vefat edilmiş bir günü evet, bir kutlama şekline dönüştürmüşüz. Evet. Çok ilginç. Bu ilerleyen süreçte 1977'de Birleşmiş Milletler bunu kutlanacak bir gün olarak arşivine almış. Birleşmiş Milletler'in de tabii varlığı tartışılır. O da tartışılacak, evet, bir yapıdır. Kesinlikle. Onları da ilerleyen zamanlarda belki konuşuruz. Hal böyleyken ben kadınlarımızın yönetici olup, başarılı olup bir yerlere gelmesinin örneği olarak da sizi davet etme ihtiyacı hissettim. Burada olmanızdan da onur ve şeref duyuyorum. Bir daha altını çizeyim. Seçim çalışmaları bittikten sonra tabii devir teslim gerçekleşti. Geleniniz gideniniz oldu. Muhtarlarımla görüşmelerimde kendilerine ait yerleri var mı? Çünkü ben hep şeydeyim. Giderleri ne durumda acaba? Hani devletin onlara tahsis ettiği bir ücret var, bir maaş var ama hani insanlar gözünde büyütüyorlar ya. Sizin de o hizmet binası var bildiğim kadarıyla. Evet, var. Kışla mahallesiyle yan yana beraber, evet, kullanıyorsunuz. Şimdi tabiri caizse çömezlik safhalarını yavaş yavaş geçmek üzeresiniz. Evet. İnsanlar sizi tanıdılar, bildiler. Bu zamana kadar sizin görevi devraldığınız andan itibaren bir şeyler yapılabildi mi? Onlardan bahsedebiliriz isterseniz. Şimdi öncelikle yerel yönetimin içinde olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Az önce maaş dediniz. Muhtarlık bir meslek değildir. Bunun altını çiziyorum. Muhtarlık bir hizmettir. Bize
verilen ödenek de hizmet bedelidir. Evet. O da bir maaş değildir. Biz bunları bilerek yola çıktık. O yüzden bu konuyu çok eleştirmiyorum ben. Çok fazla üstün beklentilerim de yok. Çünkü bunları biliyorduk. Daha yakın yıllara kadar muhtarların SGK prim ödeleri, ödenekleri ödenmiyordu. İşte çok cüzi bir hizmet bedeli alıyorlardı. Biraz iyileştirildi. Hani. Biraz daha iyileştirildi bu. Keşke daha da iyi olabilse. Hani devletin tabii daha imkanları... iyi olması tabii daha güzel olur. Ama illa da olması gerektiğini de düşünmüyorum açıkçası. Çünkü her aday bunları bilerek yola çıkar. Hizmet etmek aşkıyla çıkar. Hizmetinde bir bedeli yoktur diye düşünüyorum. Evet, gerçekten evet. İçten yapıyorsak bunu. Evet, doğru diyorsunuz. Biz kadınlar biraz daha bu konularda duygusal ve duyarlı bakıyoruz. Orada o muhtarlıkta görev yaparken işte kadınlara bazen psikolog oluyoruz, bazen öğretmen oluyoruz, bazen doktor oluyoruz. Bunları severek yapıyoruz. Muhtarlığımızın giderleri bazı büyük şehirlerde mesela giderlerini belediyeler karşılıyor. Bizde şu anda öyle bir durum yok. Olursa tabii güzel olur ama olmasa da bunu çok fazla eleştiremiyorum. Evet. Çömezliği geçtik ama daha evet. Çok ehlileşemedik diyeyim. Onu daha büyükler inşallah konuşuyorlardır. İnternetimizi, işte elektriğimizi, suyumuzu, ikramlıklarımızı tabii ki şu anda kendimiz karşılıyoruz. Bu da açıkçası beni çok üzmüyor. Zevkle, keyifle yapıyorum. Her gün sabah muhtarlığı açtığımda önce çayımı demlemekten zevk alıyorum. Çünkü belli çocukları amcalar... Çocukları da anlatın. Belli amcalar var. O amcalar gelip işte çay var mı? Varsa girecekler çünkü. Onlara çay ikram etmekten de çok mutlu oluyorum. Okula giden çocuklar. Çocuklar evet, maalesef pandemi eğitim hayatını durdurduğu için birçok şey durmadı ama eğitim çökertildi burada. Eğitim durduğu için o güzelim çocuklarım artık muhtarlığın önünden geçemiyorlar, uğrayamıyorlar. Size oysa uğramadan ki, gitmiyorlarmış herhalde. Evet, bir grup çocuğumuz vardı, ilkokul çocuğumuz. Onlara ait bir dolabım vardı. Dolapta kırtasiye malzemeleri, eğer evde kalemini ya da işte silgisini herhangi bir şeyini unuttuysa alacağı bir dolap. Çok iyi. Okul dönüşü de hani biz çocuklara sabrı çok öğretemediğimiz için, çok acıktıkları için işte hemen böyle nefes nefese terler içinde koşa koşa Mehtap teyze ya da Muhtar teyze ne var bugün dediklerinde dolabı aç demek çok güzel bir şeydi. O belli çocuklar her gün uğruyorlardı zaten. Onların o gözündeki mutluluğu görmek zaten evet, beni çok mutlu güzel ediyor. Ya. Çünkü bunlar... Geleceğe de yatırımlar bunlar. Evet yani. Allah ömür verir mi? Bir daha ister misiniz? Tabii bilmiyoruz evet. Bir dahaki dönemleri. Geleceğe o zamanı gelince yatırımı ben da. Şu şekilde düşündüm. Şimdi olur da eğer yaşarsam 10 yıl sonra o çocuklar genç delikanlı olacaklar. Evet. Muhtarlığın önünden geçerken işte burada bir muhtar teyze vardı. Evet, hep hatıralarında olacaksınız. Evet, ben her zaman insanların hayatlarında bir rol almak istiyorum. Güzel roller almak istiyorum. O senaryonun içine dahil olmak istiyorum. Güzel hatıralar bırakmak istiyorum. Evet. O yüzden kadınlara diyorum her zaman iz bırakan kadınlar olmak için uğraşalım. İnşallah o izi bırakmak için gayret ediyorum. İnşallah öyle olacaktır diye umut ediyorum. Böyle. Tamam. Şimdi bir soluklanalım. Tamam. Çünkü mesaj yağmuru var. Ben öyle bir mi? Evet hemen hızlıca bakayım. Sizi de bilgilendirmiş olayım. Mustafa Can Öksüz, hayırlı yayınlar mahallemizin abisi demiş. Teşekkür ederiz Mustafa. Şaban Güleroğlu Başkanım başarılı yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Süleyman Öz Beyefendi iyi yayınlar, başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Savaş Duran Beyefendi hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, muhtarımıza selamlar demiş. Aleykümselam. Ömer Salih Erol muhtar evet. Kızım seninle gurur duyuyorum, yolun açık olsun demiş. Baba. Babanız mı? Baba. Ellerinden öpüyoruz. Evet. Saygılarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz kendisine. Sizi konuşacağız birazdan. Gülümser Akansu, muhtarımızla gurur duyuyoruz. Hele bir de bayansa tam destekliyoruz. Tabii ki sonuna kadar. Samet Kılıç Beyefendi, başarılar diliyorum muhtarım. Mahallemize bayan eli değdi. Allah yardımcınız olsun. Samet Kılıç diye notunu tekrardan düşmüş. Ayşe Hanım, Ayşe Soylu, muhtarımızla gurur duyuyoruz demiş. Meral Kaya hanımefendi, ablam canım seninle gurur duyuyoruz. Yaşar Doğu Mahallesi çok şanslı demiş.
Kemal Uludoğan beyefendi bizim muhtarımız başkadır demiş. Evet, biz de öyle düşünüyoruz. Mahallemizin gururu demiş. Engin Akyol, iyi yayınlar. Yaşar Doğu'nun %80 Kavaklı'dır elhamdülillah. Bir şey demedik, kabul ediyoruz. Var olsunlar. Biz Kavaklılar milliyetçiyiz, lakin işini düzgün yapan, emek veren aday Kavaklı olmasa bile sonuna kadar destekleriz demiş. Zaten makul ve mantıklı olan bu. Saygı duyuyoruz. Olması gereken bu. Ferdi Sinem Oral, hayırlı akşamlar. Murat Erkek Kuaförü adına hayırlı yayınlar dileriz. Bol muhabbetler demiş. Teşekkür ederiz. Kısmet Köksal, muhtar hanımı mahallece çok seviyoruz. İyi ki var yazmış. Sağ olsun. Caner Ünal, değerli Hasan Başkanıma ve muhtarıma iyi yayınlar diliyorum. İyi Parti Kavak Meclis Üyesi Caner Ünal. Teşekkürler Sayın Meclis Üyem. Eksik olmayın. Sağ olun. Murat'ı andık. Murat Aydın, hayırlı akşamlar demiş. Muhtarımıza ve Hasan abimize başarılar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Her ikimiz de Murat'cığım. Samet Kılıç, başarılar dilerim muhtarım yazmış. Ayşegül Aydın Düzgün hanımefendi, muhtarımızın arkasındayız, destekçisiyiz demiş. Sağ olsun. Hasan Tahsin Bikeç kardeşim, başkanımıza başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz Hasan. Çok sağ ol, eksik olma. Furkan Eren Özdemir kardeşim, Hasan Bey, enerjiniz ekranlardan bize ulaşıyor. Keyifle izliyoruz sizleri. Şımartıyorsun beni biraz Furkan. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hakan Soylu kardeşim yazmış. Çok güzel bir program. Teşekkürler Hakan. Uğur Erol, yine bu sizin sülaleden muhtemelen. Hayırlı yayınlar. Rize'den selamlar. Rize var olsun. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Kenan Özçelik. Evet Kenan, senden mesaj bekliyorduk. Hayırlı yayınlar. Güzel bir program. Emeğinize, yüreğinize sağlık. İki güzel insan. Sağ ol, var ol. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Fatma Aksoy hanımefendi, başarılar muhtarım demiş. Yakup Eren beyefendi, başarılar diliyorum Hasan Bey. Muhtarımıza saygılar, sevgiler demiş. Bitecek mi? Bir bakıyorum. Biraz mola verin. Birazdan okuyacağım. Yazmayın lütfen. Evet. Ayşegül Aydın Düzgün, muhtarımızın arkasındayız. Alperen Sevim Ekrem kalp göndermiş size. Remzi Kaya, muhtarlarımıza Gebiller adına başarılar diliyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Ayşegül Aydın Düzgün hanımefendi, muhtarımızın arkasındayız demiş. Berna Macit Çok Gezen, başarılar dilerim, saygılarımı sunarım. Eksik olmayın, var olun. Çelevler muhtarımız. Öyle mi? Evet. Yavaş yavaş tanıyacağım ben de tabii. Evet. Fatma Vanlı İnaç hanımefendi, canımız bir tanemiz muhtarımız demiş. Zeynep Erol Demir, Rize'den selamlar. Zeynep Erol yazmış ve aleyküm selam. Murat Çetin Kaya ağabeyim yazmış. Başarıların devamı daim olsun komutan yazmış. Teşekkürler abi, eksik olma. Yücel Dalkıran başkanım yazmış. Hayırlı yayınlar kardeşim demiş. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz sayın başkanım. Betül İpekçi hanımefendi, canım muhtarımızın arkasındayız. Hayırlı yayınlar demiş. Biraz mola verelim. Çok sağ olun. Katılımlarınızı devam ettirin lütfen. Şimdi teslim aldığınız günden itibaren mahallemizle alakalı bir şeyler muhakkak yapmışızdır. Onu atladık mı bilmiyorum. Sordum, ondan da emin değilim, ona sıra geldi mi. Devam eden işler, yapılan işler, bir şöyle harmanlama yapabilir misin? Yani evet, neler yapılabildi? Daha geçtiğimiz hafta Saski Büyükşehir Belediyesi Saski ekibi mahallemizdeydi. Bütün logar kapaklarımız, yeniden kot farkları, bu asfalt döküldüğü zaman. Şu şey mi? Kot... Arabayla geçerken hani evet, tangır evet, tungur olduğumuz kot farkından kastımız o. Evet. O çirkin görüntü arabalara da zarar veriyordu. Yenilendiler herhalde. Bu konuda çok muzdarip oluyorlardı. Saski'ye teşekkür ediyoruz. Hepsini değiştirdi. Sadece bir kapağımızı atlamışlar. O kadar o da, kadı kızında da olur evet, artık. O da hanedan sokakta. Nazarlık onu da bildirdik. Olsun. İnşallah o da olacak. Diğer türlü internet altyapısı ne durumda mesela? İnternet altyapımız için görüştük. Gerçekten bu pandemi nedeniyle çocukların evden evet, derse giriyor olmalarından en dolayı da ilaç çok oldu artık sıkıntılı yani. Evet. Bir dönem geçirdik. Çok fazla şikayet geliyordu.
Mahallemizin altyapısı eski olduğu için, bu internet kabloları diyeyim artık daha eski olduğu için onların yenilenmesi gerektiğini söylediler. İnşallah onun için de öncelik Yaşardoğu Mahallesi'nin bu yaz telekomla ilgili, internetle alakalı bütün sıkıntılarımızı gidereceğiz. İnşallah. Görüştük. Önce Yaşardoğu'dan başlanacak. Sonra Yaşardoğu'nun çevre mahallelerinden. Ama Kışla Mahallesi'nde böyle bir sıkıntı yok. Zaten yeni bir mahalle olduğu için Kışla'da çok fazla çalışma olmayacak bununla ilgili. Ama bizim mahallemizin internet sorunu Allah'ın izniyle bu yaz giderilecek. İnşallah, inşallah. Hepsi de yavaş yavaş olacak inşallah. Kurum kuruluşlarla ilişkileriniz muhtemelen iyidir diye tahmin ediyordum. Çünkü dışa dönük bir insansınız. Hani kolay anlaşacağınızı tahmin ediyorum. Çok ısrarcı insan değilim. Şimdi daha öncesinde belediyecilik de yaptım. Babam halen belediyecilik Rize'de, yapıyor. Değil evet. mi? O yüzden ilk iş tecrübeniz aynı zamanda. Evet. 98-99'da Rize İyidere Belediyesi'nde görev yaptım. Şimdi çok zorlamaya gerek yok. Yapılacak şeyleri biz talep ederiz. Olacak bir durumsa zaten bu olur. Evet. Çünkü o belediyeler zaten hizmet için varlar bu kurumlar. Bürokraside bazen takıldığımız yerler olur. Sıralamaya alıyorlar. Kesinlikle. Onların da kendilerine göre bir planlamaları ama bizim var. Bunları tabii ki takip edip bildirmemiz gerekiyor. Daha hızlı akışkan hareket edebilmemiz için. Bizim mahallemiz dediğim gibi az önce de eski olduğu için kaldırım sorunlarımız var. Bugüne kadar hani asfalt yama işlerimizde falan evet. Sağ olsun İlk Adım Belediyesi bir program hazırlıyor. Mahallemize geliyorlar. Bütün yamalarımızı yapıyorlar. Ama bizim bir kaldırım sorunumuz var. Mahallemizin bir kısmında kaldırımlar çok eski taş kaldırımlar. Kullanılmayacak şekildeler. Ya da bir kısmı asfalt yollarla eşitlenmiş şekilde o kadar düşmüşler. İnşallah bu önümüzdeki yaz kaldırımların yapılmasını bekliyorum. Odun pazarının üst kısmından yukarıya doğru oralar yapılırsa mahalle daha bir güzelleşecek muhakkak, diye düşünüyorum. Muhakkak. Hani yapılar eski olabilir, evlerimiz eski olabilir ama bir de çok kötü bir planlamalarımız evet, var. Yani o bozuk planın içinde yollarımız temizlik olarak, kaldırım olarak, asfalt olarak bizim aynamız. Onlar güzel olduktan sonra şikayetçi olmayacağız. Evet, emek değmiş görüntüsü verdirmek lazım. Her ne olursa olsun hizmet görünür. Bu da takdir edilir. Muhakkak. Bizim YEDAŞ'la ilgili bazı sorunlarımız vardı. YEDAŞ müdürlerimiz İskender Bey ve Uğur Bey'e de buradan selamlarımı gönderiyorum. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Bu geçtiğimiz günlerde bir yoğun kar yağışı oldu. Hı hı. Mahallemizde trafo da eski olduğu için trafomuz patladı. 12-13 saat elektriksiz kaldı mahalle. Bir kısmı. Doğalgazda da sıkıntı oldu. Çocuklar üşümeye başladı. Evet. Sağ olsun müdürlerimizle geceden beri irtibata geçtik o gece. Hemen yeni trafoyu getirip taktılar. Yani anlık işlerde çok güzel müdahaleler ediyorlar bize. Ama ben yatırım bekliyorum onlardan. Yatırım da nedir? Biraz daha açın bakalım. Mahallemizin %25'i alçak gerilim hatlarımız henüz yol altına alınmamış olması. Hem örümcek ağ gibi çok çirkin bir görüntü. Bir de emniyetsiz durum var. Çünkü evler birbirine çok yakın. Evet, evler yakın. Bir de o Allah korusun. Direkler direkt evin dibinde. Bu tip olaylar çok yaşandı Yaşardoğu evet. Mahallesi'nde. Yani sizin görevinizden çok çok önceleri ben duyduğum, şahit olduğum olaylar var yani. Maalesef zarar yeni gören de, aileler daha biliyorum. Yeni de yaşadık böyle bir şeyi. Kayan sokakta No 72 olması lazım. Orada evin direkt balkonuna çıkan bir direğimiz var. Hı hı. Teller var. Ev balkona sıfır. Ve orada bir gece olay yaşandı. Silahlı bir olay. Adam hani direkten eve çıkacak diye vatandaş korktu. Nereye evet. saklandığını göremediler. Her şeye müsait bir ortam oluşmuş oluyor. Yani direkten eve ulaşmanın bir evet. basit basamağı gibi oldu. Hadi onu da belki geçebiliriz ama o teller birbirine sürttükçe insanlar gerçekten korku yaşıyorlar. Evet. Ya volt düşüklüğü oluyor ya işte orada bir ateşleme oluyor. O sokağın aydınlatması o anda sönüyor. İşte geldiği zaman volt düşüklüğü oluyor. Ne olacak diye tedirginlik oluyor. Bununla ilgili
YADAŞ Genel Müdürlüğü ile görüştüğümüzde açıkçası bize çok umut verici konuşmadı. Yani bu konuda vatandaşın tepkisi var. Neden bu yapılmıyor diye. O zaman biz, bunu özellikle not alalım. Hani evet, biz de elimizden bir şey geliyor inşallah. Mu? Bakalım YADAŞ. İnşallah. Bununla ilgili 2025'e kadar yatırım olamayacağını söylediler. Bu bizim için maalesef üzücü ama gerçek. He, belli bir harcama kotaları yatırım yapamayacağız zaman. Dediler. Çünkü bizim mahallemizden aynı zamanda Kışla Mahallesi'ne geçen yüksek gerilim hattımız var. Yüksek gerilim hatları da bu alçak gerilim hatlarını yer altına almakla alakalı olan programda gerçekten ciddi bir yatırım istiyor. Bu yatırımı şu anda karşılayamayacaklarını, 2025'e kadar uzayacağını söylediler. Üzücü ama diyorum ya, çok zorlamaya gerek yok yani. Sonuç olarak biz cevabı alıyoruz. Yani bu kapıyı durmadan aşındırıp yapılabilecek bir şey yoksa da. Burada da bir kabahat bizde de var. Burada bekliyoruz. Neresi biliyor musunuz? YADAŞ da özelleşti bildiğim kadarıyla. Evet, maalesef. Devlet babanın uzanamadığına ticari kaygıları olan bir yapı hiç uzanamaz. Evet. Ben buna inanıyorum. Yatırım korkuları olur. Evet, çünkü o da o yapıyı işletiyor yani. Adam oradan para kazanmak için bir organizasyona sahip oldu. Kazanabilmesi için o yatırımları ertelemesi gerekiyor. Evet, belli bir harcama şeyi zaman yaratıyor. Zaman kazanması gerekiyor. Evet, evet, evet. Biraz o özelleştirmelerin de dayağını yiyoruz gibi bir durum var yani işin özü. YADAŞ'ta işte inşallah bunları da aşarız diyorum ama hadi bu büyük bir yatırım istiyordu. Bizim mahallemizde 4. At Güzergahı'nın da üzerinden geçtiği 7 Su Sokak diye bir sokağımız var. Odun pazarına iniyor bu sokak. Bu sokakta aydınlatma sıkıntımız var. Tabii o sokağı kullandığı için dolmuş güzergahı. Orada dolmuştan inmesi gereken kadınlarımız var. Evet, doğru. Bu orada kadınlar, çok korkunç izbe bir yer tabiri caizse. Evet, maalesef. Yani. Hatta orada böyle kıyılarda çalılık diyebileceğimiz küçük maki şeklinde küçük ormanlar vardı. Onları ilk adım belediyesi sağ olsun talep ettik, geldi, temizledi. En azından oraları açtı. Oralarda çünkü hani içki içmeye müsait, kötü işler yapmaya müsait kontrolsüz yerleri. Kontrolsüz işler için uygun ortamlar. Şu an onu kaldırdık ama yine de orada kadınlar iş dönüşü istiyor. Evden eve geçebilmek için dolmuştan inince. Herkes 8-5 çalışmıyor. Evet, bazı iş kolları var maalesef, ki gece bırakılıyor. Telefonlarının ışığıyla onların oradan karşıya geçip evlerinin yoluna ilerlemeleri. Maalesef 21. yüzyılda utanılacak bir şey. Ülkemizin bence en büyük sorunlarının belki de birincisi güvenlik zaten. Evet. O da bu ufacık bir örneği yani. Ki orada aydınlatmanın bu kadar uzun yıllardır duruyor olmasının sebebi ne diye çok merak ettiğim de YADAŞ'tan aldığım cevap tamam mantıklıydı aslında. Orada gerilim hattı direkt o yolun üzerinden geçiyor. Aydınlatma direkleriyle gerilim hattının arasındaki mesafenin yetersiz olduğunu söylediler. Ben de bu konuda onlara hani daha çok parklarda kullanılan kısa aydınlatma direkleriyle yapılabileceğini. Şu ledli olanlar, güneş enerjisini içerikli olanlar yani var. Böyle bir nacizane ben fikir verdim. Fikrim onaylandı ama hala geri dönüş anladım. Yapılmadı. Şeyi merak maalesef. Ediyorum. Bu odun pazarına ikiye bölen o bulvar, yol. Evet. Yolun bu tarafı sizin, öbür tarafı Kışla. Kışla'nın değil mi? Evet. Karataş bulvarı. Şimdi orası bence istikbal vaat eden bir yer. Kesinlikle. Şimdi onunla ilgili de tevatürler, hikayeler, şehir efsaneleri maalesef. Size intikal eden kısmı hangisi bilmiyorum da kuyumcular arastası, çarşısı olacak. Evet, ben de ilk başlarda öyle duymuştum. Söylenti vardı. Aslı var mı bilmiyorum. Yani orayı, peşinde araştırmadım gerçi de. Ben de duyduğum kadarıyla ilk adım belediyesi orayı ileriye dönük hani odun pazarını oradan çıkardıktan sonra oraya belediyenin benzin istasyonu mu? Gaz istasyonu tarzı bir şey olacakmış. Açıkçası bizim mahallemizin en büyük sorunlarından biri bizde park yok. Bir tane parkımız yok. Park yapacak alan yok. Az önce dediğim gibi çok yoğun konutlaştığı için. Bir ufak bir şey var sadece. O da sizin evinizin bir aşağısında. Evet. Hatta Yaşar Doğu'nun bir büstü de var orada yanlış bilmiyorsam. Tamam, sadece o var. Evet, küçücük yani evet. O da. Bir parkımız sembolik var. Sembolik bir şey. Sadece o. Şükrediyorum ilk en azından evet, o var evet, diyorum. Evet. İnsanların nefes alacağı bir yer diyorum. Aynen öyle. Hatta deprem anında kullanabileceğimiz alan bile orası bizim sadece. Toplanma alanı dedikleri. Toplanma alanımız. Daha öncesinden muhtarlıktan öncesinde de hani ne yapabilirim mahallem hakkında diye düşünürken
Odun pazarı buradan kalkar. İnşallah buraya evet. güzel bir şey gelir. Güzel bir çehre olur orada. Güzel şeyler olabilir. Bir de dediğiniz gibi tam bulvar yolu üzeri karşı taraf Kışla Mahallesi. Ortada çok güzel bir bulvar yolu var. Geleceğe dönük ışıklı bir yol olacak evet, orası evet. inşallah. Yarın öbür gün o araçlara bile hizmet edemeyecek evet, duruma gelir. Güzel bir cadde olur orası. Çok güzel dükkanlar açılmaya başlandı. Biz orada güzel bir mesire alanı olur diye hayal ediyorduk. Hani içinde parkının olduğu evet. veya işte katlı bir şey olur içinde spor salonunun olduğu. Evet. Çünkü bu gençleri eğer biz spora, sanata yönlendirmezsek maalesef o gençler için dışarıda güzel bir mesaj yağıyor. Soluklarım ben de biraz daha okuyayım arkadaşları bilgilendirelim. Nusret Soykan, kıymetli meclis üyem, başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz kıymetli meclis üyem. Muhammed Yıldız Beyefendi, muhtarımız, başarınız daim olsun, sonuna kadar arkanızdayız demiş. Teşekkürler. Selma Atlı Hanımefendi, başarılar diliyorum, muhtarımızın her zaman arkasındayız, o bir tane demiş. Sağ olsun, var olsun. Hüseyin Aydemir Beyefendi, başarılar muhtarım demiş. Hasan Ali Gedik ağabeyim, Hasan kardeşim, başarıların daim olsun, teşekkür ederim, varlığınız yeter, desteğe devam. Halime Melemez hanımefendi, muhtarımızı sonuna kadar destekliyoruz demiş, o da destek mesajı atmış. Fatma Emrah Erol hanımefendi, hayırlı yayınlar ablacığım, sonuna kadar arkandayız, Rize'den selamlar. Abdullah Kaya, Rize'den selamlar, görevinde başarılar dilerim abla demiş. İmdat Selma Dilek, çocukluk arkadaşım İmdat, buradan selamlarımı ben de sana iletiyorum. Muhtarım, başarıların devamı dilerim, her zaman yanındayız. Aynı zamanda Azam. Evet, ekibin bir parçası. Ahmet Algül, dik duruşunuz ile örnek bir muhtarsınız. Tebrikler değerli muhtarım. Güzeldere muhtarımız, selamlar. Güzeldere, biz de selam ediyoruz kendisine. Dursun Soytürk Başkanım, Hasan Bey selamlar, saygılar, iyi program diliyorum. Çok sağ ol, var ol. Dursun Başkanım, eksik olma, çok sağ olasın. Ahmet Kesici Beyefendi, Mehtap kızım benim, başarılarının devamını diliyorum. Ahmet Kesici diye not düşmüş. Öpüyorum onu. Emine Uyar Hanımefendi, iyi ki Mehtap Hanım gibi bir muhtara sahibiz, sonsuz teşekkürler demiş. Metehan Eymen Erol, Rize'den selam olsun ablacığım, başarıların daim olsun demiş. Havva Hanım, Havva Salman, yüreğinin güzelliği yüzüne yansımış, Melek ablam benim, başarılarının devamını diliyorum, tebrik ediyorum demiş. Dilaver Bey, Dilaver Gelgeç, başarılarının devamını dilerim, her zaman yanınızdayız muhtarım demiş. Fatma Emrah Erol, yine başarılarının devamını diliyor, tebrik ediyor, daim olsun diyor kendileri. Muhammed Yıldız Beyefendi, muhtarım ben Fethiye Yıldız, saygılar sunarım, başarılarının devamını dilerim. Burada galiba başkasının hesabından evet. mesaj atma var, evet. özellikle not düşmüş. Nusret Soykan, meclis üyem, Hasan Bey, yayın hayatınıza başarılar diliyorum. Her alanda kadın idarecilerin olması bizleri memnun ediyor. Başarılar diliyorum muhtarıma demiş, sağ olsun, var olsun. Kevser Hanım, gelmiş geçmiş en iyi muhtar, başarılarının devamını diliyoruz, dileriz demiş. Emrah Fatma Erol, Rize'den selamlar, tebrik ediyor o da. Ahmet Kesici Beyefendi, Hasan Bey, bu programa katkılarınızdan dolayı sizlere ve Mehtap kızımıza selamlar, başarılar oraya diliyorum. Parantez açayım. Buyurun. Ahmet Kesici, Yaşar Doğu'nun doğduğu, büyüdüğü Emirli Köyü'nden, Kavak Emirli Köyü'nden. Aynı zamanda benim burada diyebilirim ki bana babalık yapan, baba gibi bir baba. Onu tecrübelerinden buradan, faydalandınız evet, herhalde evet, kesinlikle anladığım kadarıyla. Benim için çok değerli. Buradan Yaşar Doğu'nun doğduğu köy Emirli'ye selamlar. Ahmet amcaya da selamlar. Hürmet ediyoruz, ellerinden öpüyoruz. Evet, okumaya devam edeceğiz. Çünkü eksik olmayın, müthiş yazmışsınız. Refahattin İnaç, muhtar değil belediye başkanı olacak inşallah. Saygılar değerli muhtarım, Mehtap Uludağ'ın demiş. Teşekkür ederiz. Nevzat Seven Beyefendi, muhtarımıza başarılar diliyorum. Sait Bey Mahallesi muhtarı Nevzat Seven. Başımız üzerine, gözümüz üzerine Nevzat muhtarım, sağ ol, var ol. Ersin Çarpan, komutanım hayırlı akşamlar, maşallah, Allah nazarlardan korusun demiş. Terhis ettiğim askerlerimden, sağ olsun, var olsun, eksik olmasın.
Ömer Salih Erol babamız devrede. Hayatımıza anlam katan kadınların muhtar kızımın şahsında bu anlamlı günlerini tebrik ediyor. Her gününüz huzur mutluluk olsun diyorum. Baş tacısınız. İyi yayınlar. Rize'den saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Rümeysa Gadiş gelmiş geçmiş en iyi muhtar Yaşar Doğu sizinle demiş. Betül Hanım, Betül İpekçi bir gurur kaynağı kadın muhtarımız Kayseri'den selamlar demiş. Meslektaşınız mı acaba? Betül, kızımın sanırım Ömer Sağ. Olabilir, herhalde. Olabilir, olabilir. Şeyda Özbaş, Yaşar Doğu Mahallesi'nin sahip olduğu gelmiş geçmiş en mükemmel muhtarısın. Seçilerek gelmiş olsan da öyle oluyor zaten. Mahalleye verilmiş ödül gibisin canım ablam. Kalbim ve düşüncelerin kadar güzel bir mahalleye sahip olursun umarım. Senin duruşun ve asaletin yeter diye devam etmiş. Öyle mi? Evet postacığım. Adem Sekmenoğlu kardeşim yazmış. İyi yayınlar diliyorum. Muhtarımız hoş geldiler demiş. Takip ediyorsunuzdur belki bu yayın platformunda. Adem'le bu ara biraz ara verdi. Onun da kendi programı var. Sizinle miydi? Takip ediyorum evet. Evet o da devam edecektir öyle tahmin ediyorum. Ömer Akdağ muhtarımıza başarılar Hasan'ım demiş. Ömer Akdağ benim karşı komşum, ateş komşumdur. Evet, çok değerli benim için. Evet, sevgi pıtırcıdır. Herkese hoşlamadan, etmeden aynen, göndermez. Aynen sevgi enerji. Pıtırcığı, tam. Evet. Bakıyorum, atlamak da istemiyorum. Hanife Kesen Tahta hanımefendi. Canımız, muhtarımız her zaman arkandayız demiş. Elif Bülent Hancı. Gelmiş geçmiş en iyi muhtarımız hep yanındayız demiş. Bülent Alver'e selam olsun. Hasan kardeşim başarılar demiş. Çok sağ ol kardeşim. Evet eşiniz galiba. Eşime hep destek, tam destek. Maraz Ali yazmış. Evet teşekkür ediyorum. Evet bu destek olmazsa zaten başarı gelmez. Kesinlikle destek. Hep birbirimizi ev ortamlarında evet. Tüm aileler, karı kocalar destek olacak. Başka yolu yok bunun yani. Evet. Remzi Kaya kardeşim Hasan abi başarılar diliyorum demiş. Sağ olsun, var olsun. Muhammed Çiçek, iyi akşamlar abi. Muhtarımızın her zaman yanındayız. Sağ ol, var ol. Dilek Hanım, Dilek Bilgin Baş muhtarım başarılar diliyorum. Yanındayız demiş. Ahmet Arıkan, Pendik'ten selamlar muhtara başarılar demiş. Zeynep Kutbay kalp göndermiş size bolca. Ersan Atlı muhtarımıza hizmetlerinden dolayı mahallemiz adına teşekkür ederiz. Mahallemiz böyle muhtar görmedi. Görmez de Yaşar Doğu Eczanesi olarak her daim yanındayız demiş. Evet, oradaki esnafımızdan, evet. Esnaflarımızdan sağ olsun, var olsun. Avni Kök yine iyi dileklerini bahsetmiş. Yaşar Doğu Mahallesi ilk defa böyle bir muhtar gördü demiş. Kıyaslamalar da oluyor anladığım kadarıyla. Sevgilerini bu şekilde gösteriyor arkadaşlar, dostlar. Yunus Uludoğan başarılar muhtarım demiş. Fatma Aksoy hanımefendi Çiftlik Mahallesi muhtarı Fatma Aksoy başarılar diliyorum canım demiş. Size mesajlarını evet, iletmiş. Sağ olsun, var olsun. Fatma onunla da inşallah söyleşi yaparız evet, uygun bir günde. Evet, Emine Sekmenoğlu hanımefendi. Muhtarım seninle mahallece gurur duyuyoruz. Daima yanındayız demiş. Sağ olsun. Kevser Söyleyici başarılarınız daim olsun. Güçlü kadınları görmek gurur verici demiş. Kenan Kol ağabeyim yazmış. Başarılar dilerim. Allah yolunuzu açık eylesin. Sağ ol, var ol. Muhtarım adına da teşekkür ediyorum. İlhan Atik, iyi yayınlar. Biz muhtarımızla gurur duyuyoruz. Demiş sağ olsun. Ümit Yüce, Samsun koronada çok yüksek, ana caddelerde çok kalabalık, buna bir çözüm olabilir mi acaba diye sormuş. Evet. Konuşabiliriz. Evet. Murat Sündüz Demir, Mehtap Hanım sizinle gurur duyuyoruz demiş. Şener Kara beyefendi selam Hasan kardeşim başarılar demiş. Çok teşekkür ederim, eksik olmayın. Refahattin İnaç Yaşar Doğu Mahallesi için muhtar değil büyük bir nimet demiş. Evet. Takdir cümleleri arş-ı alaya ulaştı. Evet, yani evet. Bu umut verici ve size olan inancımızı evet, daha da gerçekten gurur verici. Bir şey. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bunlar beni tabii ki mutlu ediyor. Daha çok enerji veriyor. Evet. Eğer ki onlar bana güveniyorsa daha çok şey yapmam hizmetkarların gerekiyor. Zaten hizmetkar olmak için evet. Yola çıkanların onlardan besleniyoruz diyelim. Evet, başka bir yolu yok yani kesinlikle. İşte az önce motive maddi olmak, boyutlara girdik. Hiçbir evet, alakası yok. Yok. Ben biliyorum ki bazı anlar geliyor kendi öz kaynaklarınızdan bile
Beytülmal'a para karışmış oluyor. Tabii. Hizmetlere para karışmış oluyor. Ama bunlar hizmet için bayrağı devralanın çok umurunda olmuyor. Olmuyor. Yani. Olmuyor. Gerçekten onu büyük bir mutlulukla yapıyorum. Hatta daha yeni bitti. Memleket Rize olduğu için çayı bol getiriyoruz. Sağ olsun. Çok da içiyoruz severek. Evet, severek içiyoruz. Bizim milli içeceğimiz. Kendi köyümüzde aynı zamanda muhtar olan fabrikamızın müdürü, sahibi Erdinç Çay Fabrikası bize hatta geçen yıl ve bu yıl fazlaca hediye çay gönderdi. Mahallenize ikram edin. Süper. Dağıtın dedi. Onu hem dağıttık hem bazen muhtarlıkta da kullandık ondan. Diğer türlü kendimizde çay işletmecisi olduğumuz için orada yaş çayımızı kuru çaya çevirip getirdik. Süper, harikasınız. Getirdik. Azıcık bir virgül koyacağım. Üstüne denk geldi çünkü izahınız. Şimdi bir hayırseverimiz niyet etmiş, bir adak niyeti yapmış. Beni aradı sağ olsun. İsmini de vermek istemedi. Ben de buradan paylaşmayacağım. Çok kıymetli bir beyefendi. İşte salı çarşamba günü gibi bunu hani muhtarlarımıza taksim ederek evet taksim ederek niyetimizi perçinleştirsek ailelere dağıtsalar gibi bir düşüncesi oldu. Bu programın benim ikinci bölüm diyeyim. Böyle şeylerle de karşılaşacağız anladığım kadarıyla. Evet. Bunlar güzel işte yardımlaşmanın tabii. bir vesilesi olmuş Kesinlikle. Oluyor insanlara ulaşarak. Ben de o görevi üzerime aldım. Yarın nasipse işte kesim işlemi falan yapılacak. Ondan sonra nasıl dağıtırıza bakacağız. Evet. Başka seçenekler de olacak İnşallah. Muhakkak. Kapımız çalınacak böyle böyle bir şey yapabilir tabii, miyiz diye. Burada güven vermek evet, önemli. Evet ben burada bütün o aktiviteleri sizinle paylaşmak. Sizin de mahallelerinizde çünkü en iyi siz bilirsiniz. Ben şimdi sokağa evet. çıksam kimin ihtiyacı varı bilemeyeceğim kadar evet. sizin daha isabetli atış yapacağınızı. Bu konuda notlarımızı alıyoruz. Evet. İhtiyaçlı aileleri not alıyoruz. Bu şekilde işte bağış olduğu zaman adresi veriyoruz. Böyle de güzel şeylerimiz Buyurun. Var Türk milletinin ananelerinde. Kesinlikle. Pandeminin ilk başında o yoğun günlerde gerçekten ciddi sıkıntılar yaşayacağız korkusuyla insanlar Evet, hiçbir doğru. kuruma gidemeyince her yer işte kapalı olunca pandemi nedeniyle kurumlar ne yapacağını şaşırınca tek açık olan yer muhtarlıktı. Muhtarlığa yığıldılar. Ne yapacağız bundan sonraki süreçte bizi ne bekliyor? Aç mı kalacağız korkusu yaşayanlar oldu. İşten çıkarılanlar Marketlere oldu. Marketlere hücumlar. O talanlar işi oldu. İşi biten hani iş akdi sonlananlar. Evet sonlananlar. Gerçi şimdi devlet affedersiniz devlet destek oluyor hani elinden geldiğince ama tabii evet, tabii ki bunlar yeterli geçimi olmuyorlar. Dört dörtlük karşılayacak ücretler değil. Değil yani değil. Zaten hiçbir dünya devletinin bu ekonomiyi karşılayabilme gücü yok yani gördük evet. çünkü evet. yani canlı şahit olduk Maalesef. O kartondan kaleleri de gördük işte büyük ekonomisi olan devletleri. Tabii mücadele etmek kolay değil. Evet. Birbirimize destek olacağız. Bu Kesinlikle. Yardımlaşma kültürüyle artık ilerleyebildiğimiz kadar evet. ilerleyeceğiz. Bunun da bir sonu gelecek elbet. Tekrar İnşallah. Gayret edeceğiz. Bir yıl oldu. Sokaklar İnşallah. Gene cıvıl cıvıl olacak. Esnaflarımız mal satacak. Üretim yapanlar üretecek. İnşallah güzel günleri de gene beraber yaşayacağız. Şimdi geleyim babanıza. Şimdi babanız Ömer Bey Rize'de belediyecilik hayatında kontağı basmış. Orada hizmetlerini vermiş ve daha sonra belediyede çalışan memurların haklarını savunan bir sendikanın içerisinde evet. kendisini bulmuş. Orada görev almaya başlamış. Biraz onunla ilgili babanızdan biraz bahseder misiniz? İnsanlar da hangi babanın kızı evet. bu hanımefendi diye evet. biraz şey yaparlar, yanaştırırlar Şimdi, mevzuyu öyle söyleyeyim. Orada bir mübalağa yapayım o zaman. Buyurun kalite, ateş serbest. Evet kalite asla tesadüf değildir diyorum. Evet. Ben gerçekten o babanın kızı olduğum için gurur duyuyorum her zaman. Babam çok renkli bir insan. Siyaseti seven bir insan. Babam 78 yıllarında o devrim gençlerinden. Annem de keza öyle. Babamın davasına sahip çıkışını her zaman çok sevdim.
Babamla ben hayatın renkleriyiz. Biz bazen çok zıt olsak da o benim babam. Dünya görüşleriniz mesela ya dünya da. Dünya görüşlerimiz çoğu zaman çatışsa da. Aslında çok uzak ara yok ama siyasi duruşlar bir farklı. Ben gene isim zikretmeden konuşmak siyasi istiyorum. Çok önemli değil. Çok hayat fikirlerimiz belki bazen farklı olabiliyor babamla. Ama babamın gerçekten bir dava insanı olduğuna inanıyorum. Babam o davasını yıllardır aynı aşkla, aynı gururla taşıyor. Evet. Günümüz siyasetindeki kirli siyasete girmeden, yolunu değiştirmeden her zaman aynı istikrarla devam ediyor. 95 yılından bu yana yanlış hatırlamıyorsam Tümbelsen Sendikası'nın içinde. 95 yılından itibaren Keske bağlı bir sendika. Uzunca bir zaman. İlk olarak Rize'de başkanlık yaptı. İki dönem Ankara'da, geçtiğimiz iki dönem yaptı. Genel merkez yönetiminde. Genel merkezde. Şu anda Ankara'da. Hala şu anda değil. Görevini devam ettiriyor şu mu? Şu anda değil. Son seçimde kaybetti. Muhalif mi oldular? Olabilir. Evet, maalesef. Bu bayrak iki dönem genel başkanlık yaptı Ankara'da. Şimdi tekrar seçimi var. İnşallah tekrar Ankara'da babamın ayak sesleri duyulacak. Hazırlanıyor mu kendisi? Evet, şu an hazırız. Seçim gününü bekliyoruz. Evet. Yeniden nerede kalmıştık diyeceğiz Ankara'da. O bayrağı yeniden göndere çekeceğiz. Evet. Bu babam benim gururum. Babam her kız çocuğunun olduğu gibi kralı, benim de prensi, kahramanım. Evet. Babasıdır. Kesinlikle. Babamdan çok şey öğrendim. Hala öğreniyorum. Takıldığım yerde işte bürokraside neyi nasıl yapacağımı babamı arayıp benim tabii. En güzel öğreticim babam. Tabiri caizse yemiş yutmuş artık, evet, yani. Nerede ne yapacağımı. Senin soruların belki de çok basit geliyor da kolay o, hallederiz falan. Evet. Evet. Böyle inşallah babam tekrar genel başkanlık seçimini kazanırsa babamla daha güzel yollar yürüyeceğiz. Muhakkak. Şimdi bu ilk döneminiz. Evet. İlk döneminizin içindesiniz. Allah nasip eder mi, siz düşünür müsünüz? Tabii bu çift taraflı bu işler. Bir dahaki dönem olur mu bilmiyoruz. Ama siz de siyaset için aslında genç bir yaştasınız. Özellikle Türk siyaseti için hani söylüyorum. Genç bir yaştasınız. Konu siyasete dayanınca insanlar bunu bir gıdıklamak isterler. Ben de o insanlar arasındayım. Mesela siyasi bir gelecek düşünüyor musunuz? İstikbalde planlarınız var mı? Şu an düşünmüyorum. Ama ileriye dönük net konuşamam. Gaybı bilemem. Muhakkak. Hani sonrasında takdir eden Allah'tır. Evet. Biz fikrimiz ne olur? Plan yaparsak sonrasında yapalım. Nasıl bir şey düşünürüm onu bilemiyorum. Ama şu an için böyle bir şey düşünmüyorum. Görevimin başındayım. Görevimi çok seviyorum. Gerçekten haz alıyorum. Muhtarlığa devam diyorum. Eğer ki seçmenlerim, mahallem yanımdaysa yine devam edeceğim. Çok güzel. Ben bu soruyla programımı tamamlamak istiyorum. Çok güzel bir etkileşim olduğunu düşünüyorum. Çok güzel mesajlar okuduk. Katılımı da çok beğendim. Herhalde biz de gelişiyoruz ama tabii sizin de katkılarınız çok. Sevenleriniz hücum ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız, geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Kadınlar mahallemizin hakkında kızı olarak burayı şenlendirdiniz. Evet, ben çok de sağ olun. Yakınız size, İlyasköy mahallesinde oturmaktayım. Son olarak cümlelerinizi son olarak alalım, kadınlar kapatalım. Günüydü yakın zamanda. Fakat kadınlar gününün iki gün öncesiydi sanırım Canik'teki evet, olay. Çok kötü bir video. Ben tamamına bakamadım. Gerçekten çok üzücüydü. İçim ben ellenmedi. De bakamadım. Orada kendi kızlarımı çünkü insan yerine koyuyor. Çocuk için böyle çok bir üzüldüm. Darp yaşarsa ben ne yaparım yani, evet, bilemiyorum ne yapacağımı gerçekten. Oradaki o kız çocuğuna üzüldüm. O kadın arkadaşa da geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bu son vahşeti olsun. Yapan bitsin kişi de artık. Çok güzel bir ceza alır evet. Diyorum. Evet. Son olur tabii ki, öyle diliyorum ama son olması bizlerin elinde, biz insanların elinde. Biz aile olarak bazı şeyleri aşamadığımız yerde toplum olarak hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz bugün bir kadına şiddet oluyorsa bunun temelinde yine bir kadın yatıyordur. Neden kadın yatıyordur? Çünkü beşiği sallayan el dünyaya hükmeder. Buradan Halise hocama da selamlarımı gönderiyorum. Halise hocam bunu genelde bütün programlarında söyler. Çünkü o beşiği sallayan o kadın eli
yarının geleceğini büyütüyor orada. Evet, orada yatıp büyüyeni evet. şekillendiren onu, o anadır. Hamuru yoğuracak anadır olan kişi, şey. Bu işin mimarı, topluma şekil verecek kadındır. Evet. Burada kadının bir kere şunu çok net omuzlarını havaya kaldırarak gayet enerjik bir şekilde şunu demesi lazım. Ben gerçekten her şeyi yapabilirim. Ben eğer çocuk yetiştiriyorsam ben bir sanatkarım. Bunu doğurmak sanat değil, bunu yetiştirmektir sanat. Orada gerçekten mimar olabilmektir işin özü. Biz o salladığımız beşiklerden neler dünyaya getirebiliriz, neler yetiştirebiliriz? Bunları çok iyi düşünmemiz gerekiyor. O yüzden kadının boş anının olmaması lazım. Eğitim derken muhakkak işte üniversiteler falan değil. Evet, evet. Az önce dediğim temel, gibi mahalledeki o sokak, aslında. O mahalledeki sokak dahi bir eğitimdir. Evet. Oradan hani çocuğum sakın küfretme dediğimiz o küfrü dahi öğrenmesi belki bir eğitimdir. Çünkü karşısındakinden zarar geleceğini bile oradan öğrenecek. Evet. Ona nasıl hitap edeceğini oradan öğrenecek. Yani biz kadınlar bunun farkına vardığımız zaman toplumu şekillendireceğiz. Belki aile içinde bir şeyleri halledemiyor olabiliriz. Ama toplum olarak, sokak olarak kadınlar el ele verirsek çok güzel bir nesil oluşturacağız. Evet, bugün birçok makalede işte Z kuşağı sözcüğü kullanılıyor. Bu da yeni çıktı sanırım Z kuşağı. Evet, yeni bir tabir o. Evet, Z kuşağını bazen... Bizden sonrakiler için de evet, bazı gazeteciler, bazı köşe yazarları bir duvardan öbür duvara vurdukları bu Z kuşağının... eğiticileri, onları yetiştirenler bizleriz. O Z kuşağına o yüzden baskı yapmaya gerek yok. Onlar üzerinden kötü söz söylemeye gerek yok. Onlar bizim eserimiz, çocuklarımız bizim aynalarımız. Bazen çocuklarımızı oturup dinleyelim. Onların fikirlerine önem verelim. Onlar gibi olmaya çalışalım. Sorunu o zaman çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Haklısınız. Bir de burada sevdamız Samsun platformundan bahsetmek istiyorum. Buyurun, tabii 5 ki. Mart Cuma günü 19 Mayıs ilçemize gittik. Sağ olsun platform başkanı Nuri Başkan ve çok... Sosyal medyadan takip ettim. Evet, değerli... Oradaki başkanımız da Atak evet, bir çocuk, evet, arkadaşımız. Maşallah yani. Enerjisi sığmıyor. Güzel de işler yapıyorlar. Ekibi de çok güzel. O genç çocuklar sağ olsunlar çağırdılar. 19 Mayıs ilçemizde Fatma Çavuş'un torunlarını ziyarete gittik biz. Çok güzel. Rum çetelerine karşı gerçekten asil Türk kadınının vermiş olduğu savaşı oraya gidince o köylere bakınca böyle bir hayal ettim. Buradan ne güzel bir kadın çıkmış. O Rum çetelerinin korkulu rüyası evet, olmuş. Evet, o mücadeleyi vermişler. Orada şimdi az önce demiş olduğum o beşiği sallayan kadın Fatma Çavuş gibi kadınlardı işte. Orada yapmış olduğu o koordinasyon, işte onları eğitmesi, silahı nasıl kullanmaları gerektiğini, evet. nasıl davranmaları gerektiğini. Kendi hemcinslerini eğitmiş evet, yani. Evet, biz bu kadınların torunlarıyız. Evet. Bizim çünkü ecdadımız... savaşmaktan kırılmış bir neslin torunlarıyız evet, biz. Yani. Onunla savaş, bununla savaş, bu ecdadın, toprakları evet, korumak maksadıyla. Onlar bizim... mekanları cennet olsun hepsinin. Amin. Halide Edip adı var. İşte hepsine. Nene Hatunlar, Şerife evet. Hatunlar. Bir sürü. Erzurumlu Fatma Hatunlar. Bunlar gerçekten bizim gururumuz. Fatma Çavuş'un köyüne gidip onun torunlarına işte sevdamız Samsun'un hayırseverlerinin vermiş olmuş. Olduğu hediyeleri dağıtırken o çocukların gözündeki ışığı görmek gerçekten insana mutluluk veriyor. İnşallah toplum olarak da bizler kötü şeylerde değil de hayırda yarışan evet. insanlar oluruz. Güzel haberlerle anılırız. Kesinlikle. Ülkemiz evet. daha büyür. Türk evet. milletinin adı, namı, şanı her yerde evet. duyulur. Biz bunun aynen. peşindeyiz. Kadın uygarlıktır. Son olarak bunu demek istiyorum. Bütün kadınların özellikle vatanını, milletini, ülkesini seven, Türkiye Cumhuriyeti'ne bölücülük yapmayan, bütün Türk kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Mahalleme ve herkese selamlarımı gönderiyorum. Efendim, şeref verdiniz. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu güzel verdiniz. Cümlelerinizle programı sonlandırıyorum. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum efendim.